Ne oldu? Zelzele mi oldu? Abi büyüklerin dişlerini dakikada bir dolgu kanal tedavisi yapıyorlar, sonra çekiyorlar diye bir çocuğun ağzına yerleşelim demiştin. Yani hani rahat edecektik abi, yerleştiğimiz gibi kıyamet koptu ya. Evet ya, ne oldu ki? Hay Allah ya! Nasıl da bunu hesaba katmadım? Neyi? Bunu! İşte! Dişini gece yastığının altına koyalım da bakalım sabaha diş perisi sana para bırakacak mı? Yaşasın! Yahu nereden çıkarıyorsunuz bu icatları? Yok diş perisiymiş, bilmem neymiş. Eskiden çocuğun dişi düştüğünde alır, okuyup adam olsun diye bir okulun bahçesine atardık. İş mi yani şimdi senin yaptığın? Yine öyle yapacağız anne. Sadece oyun oynuyoruz. Sabah yastığının altına biraz bozuk para koyarız, sevinir çocuk. Aha! Duydun mu Necati? Duydum abi, ne olmuş ki? Çocuğun süt dişi çıkmış. Yastığın altına koyacaklarmış. Eğer o dişi alabilirsek bizi epeyce idare eder. Aç kaldığımızda o dişi yeriz. Olur mu öyle abi ya? Olur tabii, olur. Kaç yaşına geldin Necati? Arkada senin de bir güvencen bulunsun, öyle değil mi? Zor zamanlar için. Ama yiyeceğiz dedin ya abi. Ya, tamam, şimdi düşünme bunları. Gece olmasını bekleyeceğiz, sonra yastığın altına sızacağız. Peki abi. Sus! Sus! Bir daha çocukların ağzına yerleşmeyeceğim. Yedi ağza nam salmış çürük Ali miyim? Bebek bakıcısı mıyım, anlamadım. Sus çocuğum, sus! Bu ne ya? Bu ne ya? Merhaba. Hürmetler abi. Bırak değneği. Tabii. Buyurun değneğinizi, buyurun. Bu arada bu mikrop Necati, ben de Çürük Ali, çok memnun olduk. Siz de evet. Siz şimdi bu arada kim oluyorsunuz diye sorsak acaba haddimizi aşar mıyız ha? Ben diş perisi. Diş perisi böyle mi oluyor abi ya? Koskoca adam bu be abi. Ya dur oğlum. Yani diyor ki ne koca adam diyor, ne heybetli diyor. Dişi sıksa suyunu çıkarır diyor. Siz harbiden peri misiniz? Bizde diş perisi diye bir şey yok. O yüzden ara sıra çocuğunun dişini oyun oynamak için yastığın altına koyan olursa ben gidiyorum. O zaman sizin asıl işiniz nedir acaba? Ya sen de bizdensin. Mikroptan diş perisi mi olur? Ya Necati ne perisi, uyan işte. Adam da bizim gibi mikropluk peşinde. Perimeri numarasından diş topluyor. Tut Necati. Necati bu nasıl bir diş perisi? Baksana resmen bizden birisi. Alemin en büyük mikrobuyuz biz. Efsaneyiz işte, hikaye gerisi. Buradaki her diş bizim dişimiz. Tartar çürük iltihap hep bizim işimiz. Piyasada her ağız bizden sorulur. Kol kola vermişiz, kopmayız ikimiz. Çürük Ali çürük mikrop Necati. Çürük Ali çürük mikrop Necati. Yeah. Necati bak ne diyeceğim, bu mikrobun gerçekten de diş perisi özelliği varmış ha. Baksana dişim kırıldı galiba. Olsun be Çürük Ali abi, bak dişi biz kaptık. O zaman şurada biraz uyuyalım da sabah ağzımıza döneriz hadi. Necati sakın bırakma! Abi! Karşıdaki okulun bahçesine atsam da olur. Hadi bakalım, oğlum okusun, adam olsun. Ne oluyor? Vallahi anladığım gibi sapı yuttuk abi. Dişi bırakalım bence hemen. Hayır, ördek var ama dişi bırakmak yok. Abi, biz de eğitimli mi olduk şimdi? Bilmiyorum ama benim öbür dişlerim de kırıldı.